Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugün zayıflama ile ilgili çok ilginç ve ispatlanmış, kanıtlanmış bir formül sunacağım. Bu formül o anlamda gerçekten son derece görevini iyi yapan bir formül. Çünkü bu formüle niye başvurduk? Zayıflama ve kilo verme ile ilgili Türkçe kelimelerde Google'da aradığım zaman tam 25 milyon tane web sayfası karşımıza çıkıyor. Demek ki zayıflama ve kilo verme problemi çok kolay çözülmüyor. Özellikle İngilizce bir arama yaptığım zaman tam 4 milyar web sayfasına ulaştığımı gördüm. Daha sonra bilim adamları biraz kafa yormuşlar. Daha doğrusu bilim insanları. Demişler ki insanlar neden kilo veremiyor, neden zayıflayamıyor? Ve bununla ilgili ciddi araştırmalar yapmışlar. Ve bu yapılan araştırmaları da ben özellikle kayıt altına aldım. Ve formülü de kanıtlayarak bunun üzerine oturttuk. Aslında kilo verememenin en büyük özelliklerinden bir tanesinin bağırsaklardaki bakterileri insanların değiştirememesi olduğunu görmüşler. İkinci sıraya baktıkları zaman kadın ve erkekler 30 yaşından sonra kas kitlesinde yavaş yavaş düşme olduğu için insanların çok kolay enerji harcayamadıkları ve yoğun olarak aldıkları besinlerin üzerine yapıştıklarını görmüşler. Bu iki olayda hem bağırsak hem de kaslarda enerji yakmayı bu kanıtlanmış zayıflama formülünde çözdük. Diğer bir fonksiyon kilo verememenin nedeni insanların dıştan ilaç almaları. İlaç alma da kilo vermelerine bir engel. Daha sonra bakıyorlar genetik mirasları da buna bir etken. Ve yatmadan önce yemek almaları da yine kilo vermeleri ve zayıflamaların önünde büyük bir engel. Bilim insanları baktıkları zaman bazı insanların metabolizması rölantide çalışıyor. Rölanti yani makinenin yüke binmeden boşta çalışması gibi. Bu formülde özellikle rölanti mekanizmaları bünyelerde çözülecek bir formül eklendi. Bunların hepsi alt alta kondu. Formül son derece kolay, basit ve uygulanabilir. Bakın formül şöyle elde edildi ve öneriler şöyle. 2 tane çay var bu formülde. Yeşil çay ve zencefil çayı. Bu formülde 2 tane sulu içecek var. Biri elma sirkeli su, diğeri limonlu su. Ve 2 gün dönüşümlü. Şimdi formülümüz şöyle başlıyor. Son derece kolay. Birinci günün sabahı günaydın dedik ve uyandık. Aç karnına bir su bardağına 2 çay kaşığı sirke koyuyoruz ve içiyoruz. Peki sirkeli suyu içtiğimiz zaman ne oluyor? İnsülin direncini kırıyoruz, iştahın kapısını kapatıyoruz ve bağırsaklardaki bakterilerin sayısını bizim sindirimi kolaylaştıracak bakteri yönünde değiştiriyoruz. Ve bu anlamda baktığımız zaman bağırsaklar son derece önemli. Çünkü bizim bağırsaklarımızda bilim insanlarının ifade ettiklerine göre 10 trilyon bakteri var. İlginç olan da şu, bakın bir deney anlatacağım ve son derece ilginç. Çok obez, çok yemek yiyen bir insanın dışkısını iştahsız, zayıf bir insana koyuyorlar. Daha sonra bu iştahsız insan inanılmayacak kadar yemek yiyor. Bakın bağırsaklardaki bakteri popülasyonu ve hangi popülasyondan olduğu çok önemli. Ve biz özellikle bu sirkeli suyu koyarak da bizim sindirimimize yardımcı olacak bakterilerin sayısını artırdık. Ve artırdığımız zaman yine tatlıya düşkünlüğümüz azalacak. Özellikle tatlıya düşkünlük nasıl azaltılır diye bir video yapmıştım. Son derece güzel ve ilgi çekici ve bilimsel. Onu da mutlaka bir şekilde izleyin derim. Birinci günde çözdük. Birinci günün ortasında zencefilli çay içiyoruz. Peki zencefilli çay içtiğimiz zaman ne olacak? Zencefilli çay içtiğimiz zaman
metabolizmamız artacak. Yine zencefilli çay bizim yine iştahımızı, kapısını kapatmaya yardımcı olacak. Ve zencefilli çay insanlarda kilo almayı artıran stresli ortamı azaltacak. Bağışıklığımızı iyi hale gelecek ve güçlü olarak kilo vermeye başlayacağız. Ve günaydın dedik ikinci günün sabahı. İkinci günün sabahında bir bardağımıza yarım limonu sıkıyoruz, aç karnına içiyoruz. Sirkeli su da aç karnına, limonlu su da aç karnına. Ve bunu içiyoruz. Peki limonlu su içtiğimiz zaman ne oluyor? Sindirimi çok hızlı aktive ediyoruz ve vücuda C vitamini yüklüyoruz. Limonlu su aynı zamanda vücudu alkaliye dönüştürmeye yardımcı oluyor. Ve limonlu su bizim daha fazla su içmemizi sağlıyor. Ve ikinci günün ortasına geldik. İkinci günün ortasında bir fincan yeşil çay içiyoruz. Peki yeşil çay içtiğimiz zaman ne oluyor? Yine özellikle dikkat edin. Vücudumuz neydi? 30 yaşından sonra da kas kitlemizin yavaş yavaş azalmasıyla ilgili enerji yakamıyordu. Yeşil çay metabolizmayı hızlandırıyor. Ve yeşil çayın bir özelliği de bu, bunun altını çizelim. Termojenik. Termojenik demek yeşil çay yağ yakımını artırıyor. Hatta hepsini atlayıp sadece dipnot olarak söylüyorum. Yeşil çayı tüketmek bile kilo vermeye, zayıflamaya bir etken. Aynı zamanda yeşil çay bazen strese bağlı yemek yiyoruz. Stresi de sönümlendiriyor. Ve yeşil çayın bir özelliği de bağışıklığımızı güçlendiriyor. Neyle güçlendiriyor? İçinde taşıdığı epikallokateşin galatla. Şimdi ne yaptık? Kanıtlanmış zayıflama çayımızı formül ettik. Unutanlar olur ama çok kısa hızlıca dönüyorum. Birinci gün ne yapıyoruz? Sabah sirkeli su içiyoruz. Birinci günün ortasında zencefilli çay içiyoruz. İkinci günün sabahında ne yapıyoruz? Limonlu su içiyoruz. İkinci günün ortasında ne yapıyoruz? Yeşil çay içiyoruz. Bunu dönüşümlü olarak yapıyoruz. Ama bir ay lütfen ama hiç lütfen tartılmayın. Ama şunu da demeyin. Otada mı? Sen bize kanıtlanmış zayıflama çayını verdin. Biz artık her şeyi midemize gömebiliriz değil. En azından rutinin dışına lütfen çıkmayın. Rutinde kalın. Ve bu iki unsur sizin metabolizmanızı hızlandırıp yavaş yavaş kilo verdiğinizi göreceksiniz. Bir ay sonunda özellikle tartılın. Bu metabolizmanın tam çalışması için iki tane daha unsur var. Bunu da lütfen dipnot olarak ileteyim. Bir, su içmemizi biraz artıracağız. Bir de günlük 30 dakika tempolu yürüyeceğiz. Sanki bir şey unutmuşuz gibi hızlı hızlı yürüyeceğiz. Bu da bu sistemi tıkır tıkır çalıştığını göreceksiniz. Peki Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınızla yedikleriniz olsun der. Lütfen Ot Adamı kanalını takip edin. Bakın gördüğünüz Ot Adamı kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. İnanın size gelen bir bildirim sesi, zil sesi bütün sağlığınızı büyük oranda değiştirecek. Şifa bize çok kez yakındır. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.